Merhabalar, hoş geldiniz. Çok değerli bir misafirim var. Durali Güçlüsoy bizimle, DPÖ müsteşarımız. Biliyorsunuz devletin planlama örgütü. Her şey oradan başlar, oradan biter, oradan yürürüz yolumuza. Ve oraya göre de bütçeler yapılır biliyorsunuz. Elimizdeki veriler, istatistiklere göre. Son zamanlarda aslında suçlanan bir tarafı var şu andaki iktidarın. Verilerle çalışmıyor diye. Çünkü işte bence bir açıklaması vardı başbakanın. Bence söylemek istediği o değil idi. Yani ben nüfusu biliyorum ama söylemiyorum dedi. Espriyle karışık bir talihsiz açıklamaya dönüştü orası ve al ver yansın oldu gitti. Halbuki %1 farkla bugün seçim sonuçları çıkarılır. Bizim nüfusumuzu bilmememiz imkansız gibi geliyor bana ama burada DPÖ müsteşarı dururken laf bana düşmez, buralara gideriz. Niye bazı şeyler bilinir, bazı şeyler söylenmez, bazı şeyler hiç bahsedilmez? Sebepleri vardır da düşünüyorum. Ama o sorularımdan önce devletin şu anda bir kalkınma planı var. Ve bunu Sayın Başbakanımız bütün ülkede anlatmaktadır. Kahvelerde, toplantılarda, açılışlarda. Bunları iyice anlatmaktadır ve insanların takdirini alıyordur, görebiliyoruz bunu. Bunlar nedir? Belki yine sorarız, tazeleyelim bu kalkınma projeleri nelerdir. Ama ben konuşmaktan durayım ve bunu Durali Bey'e sorayım, neler yapılacak, neler oluyor. Sohbetimize onunla başlayalım o zaman. Buyurun, hep beraber hoş geldiniz diyerek konularımıza girelim. Günaydınlar, hoş geldin. Günaydınlar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz nazik davetiniz için. Her zaman, her zaman. Çok teşekkür ederiz. DPÖ müsteşarlarını çok severiz biliyorsunuz. Çok sağ olun. Biz çok de vakit, sorular sorabiliriz. Biz de vakit bulduk sonra katılmaya icabet gösteriyoruz. Ancak yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Çok görüyorum. Özellikle Sayın Başbakanımızın bu konularda hassasiyeti çok yüksek olduğundan dolayı bizi de devamlı verdiği talimatlarla kamçılıyor. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi işte 5 yıllık kalkınma planı üzerinde çalışıyoruz. Orta vadeli plan üzerinde çalışıyoruz. Ülkesel imar planı üzerinde çalışıyoruz. Birçok noktada birçok görevimiz var ve bunları da aksatmadan zamanında doğru bir şekilde yapmak için uğraşıyoruz. Tabii. Daha yani doğru zaman nedir siyasi olarak çok zor bunları bilmek. Çünkü kesinlikle. Bir plan programınız var başbakanla önünüzde gidiyorsunuz. Ansızın evet. Birincil olarak aldığınız madde sona gidiyor. Çünkü şu anda onun zamanı değildir. Çünkü konjonktür değişmiştir aslında, siyasette biraz. Evet. Ve allak bullak olur sistem. Sadece yani siyaset değildir aslında konjonktürü değiştiren. 3 gündür ülkede yaşanan fırtına bile konjektürün değişmesine neden olur. Yani örnek olarak veriyorum. Tabii. Nedir yani anlatmak istediğim? İşte gelmesi gereken 10 tane gemi gelemiyor ülkeye. Ülkeden ihraç edildiğiniz 10 gemi gidemiyor bir yere. Tabii. Bu bile tabii. Sizin bir önceliklerinizi değişmenizde hemen bir atraksiyon yaratmanıza neden oluyor. Tabii. Özellikle yakın coğrafyamızda, özellikle bizim coğrafyanın kaderidir diyeyim artık. Her zaman bir sıcak gelişmeler olur. Her zaman için bir işte çatışmalar, savaşlar olur. Bunlar her şeyi değişti. Yani anlık değişime neden olur. Siz de anlık reaksiyon göstermeniz lazım. Her şeye hazır olabilir misiniz? Olamazsınız. Tabii. Ama elinizden geldiğince değişimlere hemen reaksiyon gösterip hemen müdahale etmeniz, hemen onunla ilgili bir çalışma yapmanız, onunla ilgili bir tedbirler almanız icap eder. Fakat zor olmaz mı? Çünkü siz taktik değiştirmek zorunda kalırsınız. Yani işte fırtına geldi, gemiler gelmedi, işte ithal malzemeler durdu, projeler olmadı. Fakat muhalefet sizin söz verdiğiniz veyahut da yapmak istediğiniz bir şeyin yakasına yapışır ve der ki bakın hala daha yapmadılar. O rüzgarı hesaba katmıyor, gelmeyen gemileri hesaba katmıyor, eksilen malzemeyi hesaba katmıyor. Bakın yine yapmadılar. İşte kesinlikle. Buna güvenilmez, işte istifa kesinlikle. Falan. Yani bunun neye benzer? Ben size yani basit böyle halk dilinde anlatayım. İşte bardağın dolu tarafıyla boş tarafını görmekle alakalıdır aslında. Siz bardağın dolu tarafını görürsünüz,
Ama karşı taraf arzu eden boş tarafını görür, onu konuşur. Ancak dolu tarafını, bizim bürokratların görevi dolu tarafını tespit edip bir kenara koymak, boş tarafından nasıl taşırmadan doldururum onun çarelerini üretmektir. Yani bizim de yaptığımız odur. Evet, bardağımızda boş taraf da vardır. İnkar etmiyoruz bunu. Ama biz bu bardağı taşırmadan nasıl doldurabiliriz? Dolu tarafını da mevcudu nasıl koruyabiliriz? Yani bazı kriz dönemlerinde mevcudu korumak bile aslında çok büyük bir başarıdır. Bence de. Yani hele pandemide, daha, pandemi sonrasında. Yani geriye, tabii, daha geriye gitmemek, daha tabii kötüye gitmemek. Yani yarın bugünü aramamak için mevcudumuzu da her halükarda iyi korumamız lazım ki mevcudun üzerine ne koyarsak artı bir, artı iki, artı üç olarak devam edelim. Bu böyledir. Herkes siyasetini yapar, muhalefet de yapar. Yani yapacaktır da, bu şey değildir. Tabii. Biz her zaman için ne söylüyoruz? Yapıcı eleştirilere her zaman zaten açığız. Özellikle devlet planlama örgütü gibi kurumsal yapısını tamamlamış ve çok ciddi bir çalışmalara imza atan bir kurum, toplumun tüm kesimlerine kulak verir, onları da dinler, eksiklerini tespit eder, fazlalarını tespit eder, neyi nasıl, niçin daha iyi yapabileceğini analiz eder, ona göre yapar. Yani devlet planlama örgütü, siyasetin planlama örgütü veyahut da işte politikanın planlama örgütü değildir. Adı üstünde, devlet planlama örgütüdür. O yüzden biz tüm eleştirileri de dikkate alırız, tüm eleştirilere de kulak veririz. Eksiğimiz de varsa onları tamamlamak için uğraş veririz. Hiç de gocunmayız eleştirilmekten. Çok uzun yıllardır yapılmayan bir 5 yıllık kalkınma planı vardır. Gündemdedir hala daha ilk günden beri. Sayın Başbakanımızın bir basın toplantısıyla bunu kamuoyuyla paylaştığı günden itibaren de gündemdedir. Gündemde olması da bizim için çok önemlidir. Tabii. Gündemden düşmemesi gereken bir konudur. 29 yıldır yapılmayan bir çalışmadır. En son bu çalışmayı yapan kamu görevlileri şu anda ya ebediyete intikal etmiştir veya emekliliklerinin tadını çıkarmaktadır. Ne mutlu bize ki Sayın Başbakanımız böyle bir talimat verdi. Bunu biz yapacağız dedi ve biz de bu çalışmaya başladık. Şu anda 30 kusur tane akademisyen, profesör, doçent düzeyinde akademisyenimizle çalışıyoruz. Devlet Planlama Örgütümüzün tüm teşkilatı operasyonun içerisinde görevdedir. Hatta sendikalara, sivil toplum örgütlerine hep danışılıyor diye biliyorum. Herkesime zaten davetlerimizi yolladık. Kendi konularına göre, kendi branşlarına göre, ilgi alanlarına göre tüm kesimleri davet ediyoruz. Onları dinliyoruz. Onlardan yazılı olarak öneri, görüş ve düşüncelerini alıyoruz. Yani biz sadece kalkınma planını kendimizin hayalidir yapıyoruz demedik. Toplumun hayalini planlayalım diye ortaya çıktık. Ki siyasi partilerimize de davet yolladık. Onlardan da katılımcılar geldi. Milletvekillerimiz geliyor komitelerimize, çalışıyor. Ve çok mutluyuz. Eksiklerimizi söylüyorlar. Notumuzu alıyoruz, düzeltmek için çalışıyoruz. Hiç kimseden de gocunmuyoruz. Yaptığımız için de arkasındayız. Ve tüm eleştirileri de katkı koyacak, olumlu yönde tüm eleştirileri de alıyoruz, not ediyoruz. Ve yani daha dün bir üniversitemizden bir öğretim heyeti beni ziyarete geldi. Biz ne yapabiliriz? Nasıl bir katkı koyabiliriz? Bizden ne istersiniz? Lütfen söyleyin. Ki bunların bir tanesi de emekli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye'nin Devlet Planlama Teşkilatı'nda üst düzey yöneticilik yapmış, emekliye çıkmış. Şu anda da bir üniversitemizde burada öğretim görevliliği yapar. Benim deneyimlerimden faydalanın, ben bir şey karşılık beklemiyorum deyip bize geldi. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii. Çok doğru ama yeteri kadar üniversitelerle çalışıyor mu planlama örgütü devletin? Biz, evet. Biz çalışıyoruz. Yani sanki yeterli gelmiyor. İki şey orada. Bir de her şey 2024'de angaje edilmiş. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan, özür dilerim, Başbakanımızdan hakikaten Cumhurbaşkanı dedim o çünkü nüfus verdi 410 bin diye. Oraya gidiyor aklım. Ama Başbakanımızdan
Ben hakikaten radikal şeyler bekliyorum. Çünkü o da bunun farkındadır. Radikal şeyler yapması gerektiğinin farkındadır. Ama her şey 2024'de angaje edilmiştir. Yani sanki bu yıl artık bitirdik. Bu yılda zaten bir şey olmayacak. Bu yıl bir şey olursa da o kadar şey değil. Sadece çalışılıyor, yapılacak, üstünde oynanıyor, aslında, üstünde şu bu. Aslında tam her şeyi midir? Bu siyasi tam, bir karar mı? Yok, o aslında öyle değil. O öyle okumamak lazım aslında bu metni. Ben size söyleyeyim. Şimdi yapılan tüm çalışmaların meyveleri artık 2024 yılında olgunlaşacak, pişecek ve İnşallah, halkın tamam. tümüne yansıyacak. Sayın Başbakanımızın söylediği odur aslında. Yani 2023'te çalışmalar başlatıldı zaten. Yani bugün bu ülkede kentsel dönüşüm yasası çalışılıyor. Bir yıl önce kentsel dönüşüm yasamız olsun demezdi kimse. Ama 6 Şubat bir milattı biliyorsunuz yakın coğrafyamızda. Tabii, büyük tabii, bir felaket tabii, yaşadık. Tabii. Ondan sonra tüm okullarımızın depreme karşı dayanıklılık testleri yapıldı. Tabii. 1400 adet test yapıldı. 162 okulumuzda. Bakın, orada ben size hiç şey bulmadığım halde muhalefet sizi acayip suçluyor. Daha hiçbir şey olmadı. Bir çivi çakılmadı. Öğretmenler dışarıda. Ama bütün yaz boyunca bu okulların ben test edildiğini evet. Ve bu mimar mühendisler odalarından raporların çıkmasının yaz aylarının sonunda çıktığını biliyorum. Ve size üçer evet. dörder falan raporların verildiğini biliyorum. Sanki gitmişler de sanki yazın ilk başlarında test bitti. Size bütün yaz boyunca bu raporları verdiler ve siz hiçbir şey yapmadınız. Yani halk öyle algılar. Evet. Kısaca ben bilgi vereyim bu konuda. 162 okulumuz var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bunların 124 tamam. tanesinde depreme karşı dayanıklılık testleri yapılmıştır. 43 okulumuz zaten güvenli olduğu için, yeni ve güvenli olduğu için onlar dışarıda. 162'nin 143'ü yoksa 162 hasarlı ya da 124 okulumuzda testlerimiz yapılmıştır. Bunların yani 43 tanesi sağlamdır okullarımızın. Tamam. Diğerlerinde güçlendirme gereken unsurlar olduğu tespit edilmiştir. Şu anda bizim 405 binamız güçlendirilecek. Bina olarak, okul olarak değil. Bina olarak. Yani okullarda biliyorsunuz birden, bir sürü bina olur. Birden fazla çok binalar vardır. Bu binaların bir mesela birinci bloğu sağlamdır. Güçlendirmeye gerek yok. İkincisi güçlendirilir. Üçüncüsü güçlendirilir. Veyahut da kullanım dışı da bıraktıklarımız olur. Evet. Bazı okullarımızda da kullanım dışı bıraktığımız olur. Onların da yerine yıkılacak, yenisi yapılacak. Burada Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası'na, İnşaat Mühendisler Odası'na ben ve Müteahhitler Birliği'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Bu insanlar bu komite kurulduğu günden beridir. Kendi özel işlerini yani para kazanacakları ve hayatlarını idame ettirecekleri bütün işleri bir kenara koydular. Ve bu proje üzerinde çalışmaya başladılar. Yüzlerce mimar mühendisten bahsediyoruz. Ki evet bize ilk çıkan raporlarda okullarımızdaki güçlendirmenin 24 ve 36 ay arasında bitirilebileceği bu da yetkili kurumlar tarafından verilen bir rapordu. En yetkili kurumlarımız işte onlarla konuşuyorsunuz. Biz zaten. De dedik ki bu süre çoktur. Biz bu süreyi bekleyemeyik. Bunu çok kısa sürede bitirmemiz lazım. 3 ay boyunca bütün mühendislerimiz testlerini tamamladı. Yani 1400 laboratuvar testi yapıldı. Bu kolay bir şey değil. Bunların içinde öyle bir kor beton, testi var, bir şey var orada değil tabii mi? Tabii ki. Beton testi vardır, beton dayanıklılık testi vardır, demir testi vardır. Çünkü birçok binamızda biliyorsunuz ya 74 öncesinden kalmadır ya. Veyahut da 80'li 90'lı yıllardan kalmadır. Bunların mimari projeleri bile ortada yok artık. Tabii. Mimari projesine ulaşamadığınız bir binanın siz güçlendirme projesini nasıl yapacaksınız? Tekrardan bu binalarımız mimari projelendirildi. Tabii ki tekrardan projelendirildi. Zemin etütleri yapıldı, temel etütleri yapıldı. Ki çok daha zor ve vakit alan şeyler bunlar. Çok daha zor. Ya inanır mısınız? Yani gece gündüz, cumartesi, pazar, biz pazar günleri, cumartesi günleri İMO yani İnşaat Mühendisliği Odası'yla okul okul gezdiğimiz oldu. Hafta sonları. Yerinde tespitler yapıldı. Bu tespitler bitti. Laboratuvar testleri yapıldı.
risk analizleri ortaya çıktı. Şimdi de tadilat projeleri vizelenip, onaylanıp, çünkü bir de yasal süreçleri vardır biliyorsunuz. Yani hiçbir yasal süreçte atlayamazsınız. Tabii. Vizelenip, onaylanıp tekrar komitemize gelmektedir. Komitemiz oturup bunları kararını üretip ihale aşamasına göndermektedir. Yani süreç bu. Ha süreç yavaş gibi görünüyor. Peki süreci şey yapabilir mi? İşte yani aynen bu bahsettiğin şeyler test edilecek, vizelendirilecek, projesi çıkacak. Bu testlerden sonra bunun projesi çıkar. Bunun yasal süreçleri, yani bir bina aldık ve o binayı yenilemek için bize ne lazım süreç olarak? 2 ay, 3 ay. Tek bir binamız olsa bizim tabii yapacağımız. Tabii güçlendirme oranına bağlıdır o. Yani %10'luk bir güçlendirme. Yani binanın büyüklüğüne, metrekaresine ve güçlendirme işe oranına bağlı. İşe başlama zamanını diyelim. Yani bir şeyi aldın eline, bir unit diyelim. Yani bir birimi aldın, bir binayı. Evet. Ve bu güçlendirilecek. Onu binayı ilk gördüğün andan, işin ilk kazmanın vurulduğu an nedir? Bu yani bürokrasi sürecini bir öğrenmek yani istiyorum. Anladım. Yani bütün test aşamasından başlayarak projelendirilmesi, vizelendirilmesi, ihale aşaması ve finişi. Yani finişini bıraktım. Yani finişi, yani binanın tamamlanması değil. Diyelim ki o da 2 ay sürer. O ayrı. Anladım. Yani ortalama, orta hasarlı, orta da tadilat gerektiren bir bina 6 aydır. 6 aydır. Yani baktığınız zaman o zaman size zaten bu birimler, mimarlar, mühendisler odaları size Ağustos'un sonunda Eylül gibi vermeye başlamışlardı. Eylül'de başladık. Size bu projeleri. Yani vizelenme süreci Eylül ayında başladı. Aynen. Yani Eylül ne yapacağınızı ayında söyleyen bir şeyi size Eylül'ün sonunda. Evet. Yani sizin daha 6 ayınız var belki de bunu hayata geçirmek için. Ama başladık. Şu anda 36 projemiz, 36 okulumuz ihale aşamasına geldi. Yani evet. hızlı da. Ama bunları anlatmasanız insanlar bunu, bu işin çabuk olduğunu nereden bilecek? Yani ben şimdi anladım bu işin 6 ay süreceğini. Çünkü 3 ay mühendisler aldı. Evet. Yani bu işi yapsınlar. Çünkü evet. Bir de bu işler bitecek. Siz bu kadar işçiyi, bu kadar ustabaşını, bu kadar alet edevatını nerede bulacaksınız? Malzemede ciddi bir sıkıntımız var biliyorsunuz. Çünkü bu depreme karşı dayanıklılık aşamasında kullandığınız malzemeler özellikli malzemedir. Normal yapı malzemesi değildir. Karbon fiberler vardır, dayanıklı malzemeler vardır. Onların bu bana alarm ver. Yani buralarda çok olmayan şeyler bunlar. Yoktur zaten, ülkemizde yoktur. O zaman dayanıklı bir şey yapmıyoruz demektir. Yok, hayır. Siparişten geliyor. Tabii ki. İlgili müteahhit, ihaleyi alan müteahhit aldığı okuldaki güçlendirme malzemelerini eğer ülkemizde noksansa hemen yurt dışından tedariğini yapıyor, getiriyor ve işe başlıyor. Yani onda hiçbir sıkıntımız yok. İyi malzeme. Yani bizim bu ülkede belki de bu deprem felaketi olmasaydı hayatta satılamayacak ya da aranmayacak nitelikte ve özellikteki malzemeler çalışılıyor şu anda. Bunların da birim fiyatları biliyorsunuz yüksek, dövize endeksli fiyatları olduğu için. Tabii bütçeyi yüksek, sizin mahveder şu anda. Yani bütçe demişken ondan da kısa bilgi vereyim. Biliyorsunuz işte kanun hükmünde kararnameyle işte maaş kesintilerinden veyahut da işte bazı ekstra vergilerden, işte tapu harçlarından bir fon oluşturulmuştu ve para orada toplanıyor yani. Şu ana kadar işte 500 milyona yakın bir paramız var şeyde, ilgili fonda. 135 milyon TL'de ilgili projeler için bloke edilmiştir. Bunların içinde şampiyon meleklerimize yaptığımız anıt mezarlarımız da var. O bu 500 milyon ne ifade eder? Çerez parası mı yoksa bu yani %25'ini öngörüyoruz biz. Yani şu andaki toplanan para, ki biliyorsunuz 31 Ocak 2024'e kadar da bu fonda para birikmeye devam edecek. Tabii. Daha sonra işte Merkez Bankamızın karından bir miktar bu fona kanalize edilecek. 2024 bütçesine de Maliye Bakanlığımız zaten 330 milyon TL bir rakam koydu. Bu fonda o da olacak ve güçlendirme çalışmalarımızı anladım. İnşallah en azından fon yenilendiği sürece hareket devam edecek. Tabii ki. Yani çünkü fondan yani böyle bir anda bütün para çıkmaz.
Yani proje bazında çıkar. İşte zaten geliri elde etmek lazım zaten. Tabii 3 milyon, 5 şey milyon, tabii. Bazı okullarda 10 milyon, bazı okullarda 1 milyonluk güçlendirme projeleri var diye. Fonda para birikir, komitede bunu kararları hemen alır ve uygulamaya sokar. Biraz evvel bahsettiğim, hakikaten bu kadar işçiyi nereden bulacaksınız? Bugün dışarıya baktığınızda, bugün restoranların mutfağında, bugün herhangi bir sanayiye bakın, gidin sanayi bölgesine, orada 3. dünya ülkelerinden insanlar çalışır. Evet. Yani siz bu kadar okulu hakikaten projelendirmezseniz, adam getirmezseniz, ustabaşı tutmazsanız bunların olması da zor. Şimdi aslında en büyük avantajlarımızdan biri de inşaat sektörümüzün müteahhitlik hizmetleri sunan işletmelerin, şirketlerin bu kadar canlı ve aktif olmasıdır. Büyük bir şansımızdır. İnşaat sektörü canlı bir sektördür. Müteahhit firmaları canlıdır. Ellerinde yeteri kadar taşeronu da vardır, işçisi de vardır, ustabaşısı da vardır, mimarı, mühendisi de vardır. Bu bizim için aslında büyük bir avantaj. Tabii onlar o know-how'u getiriyorlar evet, zaten. Evet, bu dönemde yoksa dediğiniz gibi usta noksanlığı da yaşardınız, işçi noksanlığı da yaşardınız, tabii. Ne bileyim mimar mühendis noksanlığı da yaşardınız. Her şey, ama bunlar görülebilecek en büyük projelerdir. Siz evet. Onlarca okulu alıyorsunuz, belirli birkaç ayın içerisinde tamir etmeye çalışıyorsunuz. Yani hedefimiz 2024 Eylül'de okullarımızın yeniden açılacağı zaman tüm okullarımızın güçlendirme projelerinin bitmesi. Sağlıklı, yaşanabilir standartlarda, binalarda çocuklarımızın eğitim görmesidir. Büyük iddia, büyük şey, inşallah bitirebilirsiniz. Çünkü vallahi benim inşaatla ilgili her şeyde... Komitemizde tüm uzman arkadaşlarımızın öngörüsü bu yönde. Hadi hayırlısı. İnşallah. O şeyle gelmemiz, Eylül 2024 bana neyi çağrıştırır? Kurultayı çağrıştırır değil mi? Kurultay yani, hazırlıklarının içerisinde de bunlar, bu projeler falan. Biz işimizin başındayız. Olacak. Biz bürokratlar olarak görevimizin başındayız. Evet. Biz işimizi yaparız. Siyasiler kendi kararlarını verirler. Kentsel dönüşüm dediğimizde, şimdi benim bildiğim şu anda Türkiye'de olandır. Deprem tehlikesi olan binalar, işte rezident, yani o binaların sahipleriyle anlaşılır. Binalar yıkılır, yerine yepyeni binalar çıkar. İşte daha fazla kat sayısıdır, oda sayısıdır, apartman sayısıdır falan derken herkes bu işten biraz bir şeyler nemalanır ve depreme dayanıklı binalar ortaya çıkar. Bu evet. Mudur projeler? Yani siz yüzeysel anlattınız. Kısmen odur. Çünkü bizim ülkemizde biliyorsunuz yıllar önce 80'li yıllarda yapılan sosyal konutlar vardır. Apartman. Küçük kaymaklı bölgemizde de var. Mausa'da da var. Tabii Gönyeli'de var. Kermiya bölgemizde var. Bunların ilk etapta depreme karşı dayanıklılıklarını tespit edilerek dayanıklı olmayanların kentsel dönüşüm modelleriyle. Çünkü onlar o modellerle, çünkü biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır bu kentsel dönüşüm modelini çalışır. Ve şu anda geldikleri noktada gerçekten profesyonel ve çok sağlıklı bir modeldir. Ne burada konut sahipleri mağdur olur, ne müteahhitler mağdur olur, ne devlet mağdur olur. Yani kazan 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 noktasında her taraf yasaya uygun bir şekilde siz sağlıklı bir konuta kavuşursunuz. Devlet vatandaşının sağlıklı bir konutta yaşaması için gerekli yasal düzenlemeyi yapar. Doğru. Müteahhit de size bu işi yaptığı zaman karşılığında maddi veya taşınmaz olarak karşılığını alır. Tabii. Yani bu kısaca özeti budur. Tabii. Şahane bence, çünkü biraz Metehan gelir aklıma. Orada yaptığımız bir haberde, yani binada yarıklar var, şeyler var böyle. Hakikaten böyle bir şey çok uyumlu olacak oraya. Evet. Varsın iki kat daha yukarıya çıksın, üç yani kat. Yani artık müteahhit o şehir planlamamızın bölgesel planlama yöntemleriyle belli olacak olan unsurlardır. Tabii. Yasayla da bunlar hep düzenlenecek ve iyi bir şey. Ya işte az önce söylediğinize geldik gene. Hep 2024. Tabii orada meyve verecek. Ama işte bu çalışmalar şu anda yapılır. Bunların meyveleri 2024'te çıkacak hepsi karşımıza inşallah. Evet, çok büyük.
Peki şu anda devletin, yani bunlar bir de ihale yolunda mesela sorunlar var. Baktığım zaman şu anda Kıptek'te bir problem yaşanıyor. Muhalefet diyor ki siz burayı zarara uğrattınız ve bu şimdi mahkeme yoluna gidecek. Şimdi bir de bunlar var, yani o güzelliğin yanında 2024'te belki de patlayacak böyle çirkin şeyler de var. Yani onlarla ne yapılır, nasıl mücadele edilir? Yani tam Kıptek ile ilgili tam detaylı bir bilgiye hakim değilim ama 2021, 2022, 2000'li yıllardaki raporlara göre bir süreç başlamış. Yargıda zaten yolunu bulacaktır. Peki. Gerekli şeyler yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani Peki. O zaman emlaktan ben o zaman soru sorayım. Çünkü yine hükümetin böyle cevap veremediği, biraz da mecliste seyrettik. İşte 50 dönümlük olarak geçer. Orada bir farklılık var. Yani hem deniyor ki evet emlak satışlarında, arazi satışlarında, emlak satışı değil aslında, arazi satışlarında bunu bir kontrole alalım. Yani yabancı, üçüncü dünya insanlarının aldığı toprak limitlensin diyoruz ve bunun üzerine çalışma yapılıyor. Herhalde sizin kurumunuzla yapılıyor bu çalışmalar. Evet, biz de müdahiliz. Bu çalışmaları anlat bize daha, ve daha, bu çalışmalar yapılırken niye üçlü kararname ile birilerine 50 dönümlük bir arazi Mesarya'da ya da Mesarya bölgesi sayılabilecek bir yerde. Yani hem önlenecek denirken böyle bir karara da imza atılıyor. Evet. Şimdi tabii ki mevcut Bakanlar Kurulu kararlarında hiçbir gayri yasallık bir şey yoktur. Yani tamamen şu andaki yasal mevzuata ve yasalara uygun hareket edilmektedir. Bu adam niye aldı orasını falan diye bir soru olamaz orada. Çünkü adam her şeyle... Tabii yasal olarak yani satıcı da alıcı da yasal prosedürleri yerine getirdiği takdirde alabilir de yani günün koşullarına göre, günün mevzuatına göre ortada zaten gayri yasal bir şey yok. Tabii ki her şeyden önce sizin bir pazar strateji belirlemeniz lazım. Konut stratejisi belirlemeniz lazım. Yani ben ne kadar konutu kime, nerede yapacağım ve satacağım? Yaşam alanlarını, konut alanlarını nasıl oluşturacağım? Aslında bizde eksik olan taraf budur. Çok doğru. Yani Sayın Başbakanımızın da dün mecliste söylediği gibi rakamlar aslında çok da aman aman Marslılar bizi istilaya geldi diye bir noktada değiliz. %1'in altında yarısını. %0.30 yani bu veriler de doğru verilerdir. Yani Müteahhitler Birliği'nin verdiği verilerdir. Şu andaki veriler. Ama tedbir almak gerekir mi? İlla ki gerekir. Plan ve proje çerçevesinde düzenlemek gerekir mi? İlla ki gerekir. Ha, geç mi kalındı? Belki de. Ama 4 sene önce de yapsaydınız bugün gene bir güncelleme yapmanız gerekecekti. Tabii. Yani dört kalınacak bir tek iskele noktası olabilir. Yani ki orası da iskele biraz... olabilir, Tatlısu olabilir, Esentepe olabilir, Çatalköy olabilir, Gaziveran olabilir. Yani bunları siz belirlersiniz. Oturursunuz siz kendi ülkenizde hangi bölgelere ne kadar yabancı nüfus ikamet ettirebilirim noktasında bir düşünce geliştirirsiniz. Getolaşmayı nasıl önlerim? Tabii ki bunun karşılığında da bu bölgelere o kadar imtiyaz verirsiniz, o kadar olanak verirsiniz. Ama bunu hürre gürültü, aman bittik, hemen mahvolduk noktasına taşımak da doğru değil. Tabii, orası ortak yanlış. Akılla, ortak fikirle, ortak projelerle tamam ileride bize sorun yaratabilecek bir nüfus akımı olabilir. Orada aşırı bir yoğunlaşma, konutlaşma olabilir. Bunu nasıl önleyebiliriz? Tartışmamız gereken gün evet bugündür. Doğrudur. Evet. Tartışalım, konuşalım. Çünkü biliyorsunuz okullar açıldıktan sonra bir sorunla daha yüzleştik aniden. Bu yabancıların çocuklarının Türk okullarında yani bizim okullarımızdaki Türkçe bilir bilmez konusu gündeme geldi. Tabii, tabii. Demek ki bu da bir sorun sizin için. Bunu da bir planlamanız lazım. Tabii. Çünkü bütün sınıfı yavaşlatıyor. Yani Türk çocuklar da mağdur oluyor. Ya ayrı bir sınıf açacaksınız bu yabancı çocuklar için. Çünkü bunlara da ben eğitim vermem diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Ama bir yıl hazırlık programı
programına katılabilirler. Hazırlık ama programı yapabilirsiniz. Ayrı bir sınıf açabilirsiniz. Onlar ayrı bir sınıfta Türkçe ağırlıklı derslerle eğitebilirsiniz. Bunu ülkenin geneline yabancı yerleşimi yayabilirsiniz. Günde 2-3 saat okulda ders verebilirsiniz öğleden sonra. Yani bunları evet planlayalım, tartışalım, konuşalım ama aman da ülke elden gitti demeye gerek işte, yok. İşte yani millet ismi de vermeye gerek yok. Marslılar bizi istila etti, gitti, ülkemiz, topraklarımız satıldı. Şimdi vermiyorsunuz yani, da insanlar Filistin şeyinden korkuyorlar. Yani sanki adam bir şimdi, toprağı alıp cebine gidecekmiş peki, gibi. Peki diğer taraftan bakalım. Neden tercih edilirik? Ülkemiz neden tercih edilir? Güvenliyik. Evet. Mutluyuk. Huzurluyuk. İklimimiz iyi. Yaşam standartlarımız iyi. Yani buna da bakmak lazım aslında. Madem ki ulaşım da yani az ama kötü değil. Rum tarafıyla beraber fena değil ulaşım. Fena değil yani. Bizim ülkemizin kendi limanlarımızdan ulaşım tamam biraz pahalı, biraz zor, biraz sıkıntılı olabilir. Ama Sayın Başbakanımız bu konuda da çok büyük bir çalışma sarf ediyor. Evet. Yani İngiltere bazında, Türkiye bazında ülkeye ulaşımı, ülkeye ucuz ve sağlıklı ulaşım konusunda da çok büyük bir uğraşları vardır. Limanların yarı özerk veyahut da özelleştirme konuları da ele alındı yanılmıyorsam. Kesinlikle onlar da gündemdedir ki en önemli unsurlarımızdan da bir tanesidir. Tabii. Limanlarımız yani sadece yolcu taşımak için değil deniz limanları. Tabii ticaret yapmak için. Ticari açıdan çok önemlidir. Tabii. Gemi Komutanı ve Mausa zaten bunlar tanınmış limanlardır. Evet. Yani özellikle kendi mühürleri olan limanlar tabii bunlar. Tabii ki özellikle Gemi Konağı Limanı'nın yapılması ve faaliyete geçmesi yakın coğrafyamızda, Orta Doğu'da, Avrupa'ya çok büyük bir basamak olur. Yani Asya tabii. kıtası, Avrupa kıtası, yakın Doğu. Ama buraya fonlar lazım, belki de yabancı para lazım. Bizde hemen bir titreme başlar yabancı. Rum tarafı... Evet. Neredeyse ikram edecek. Lütfen gelin, alın. Evet. Denizi doldurup ikram ediyor vatanı. Diyor ki yatırım yapın. En büyük yat limanı işte yanılmıyorsam Larnaka taraflarında yaptılar. En büyük kasinolar yapıldı. Niye bizde de olmasın? Süper en lüks. Büyük AVM'ler hep dışarıdan gelen paralardır yani süper lüks bir yat limanımız niye olmasın? Olsa zaten çevremiz yani, değişecek. Mausa Körfezi'nde süper lüks bir yat limanımız niye olmasın? Zaten yanılmıyorsam Mausa eski liman, kalenin de orada olmasıyla orası yat limanı olarak düşünülüyor. Evet. Ve limanda dışarı yatasın evet. ana işleyen yani, liman. Ki en doğrusu o. Evet, Kalecik tarafına da yeni liman yapılsın. Diye o müthiş olur. Vardır. Yani Otello'nun yanına adam gelir yat tabii limanında hem Otello kapısını seyreder, kulesini seyreder ve içkisini yudumlar. Yani bunlar bunları yapanlar bizden daha akıllı milletlerdir. Ya İmkanı da daha yok. Zeki milletlerdir. Biz %100 enflasyon, %100'ün üzerinde enflasyonla ticaret yapan, ayakta kalan iş insanlarıyız. Kesinlikle. Çok daha başarılıyız kesinlikle. Yani biz zor şartlarda o deneyime, o tecrübeye vardığımız için daha kolay ve olanaklı şartlarda aslında daha güzel işler çıkarabiliriz. Bunları avantajımıza çevirmektir marifet. Evet. Yani yabancı yatırımcıya bizde hep bir böyle şey gözüyle bakılır. Aslında bakmamak lazım. Siz yatırım olanaklarınızı iyileştirdiğiniz takdirde ve disiplin altına aldığınız takdirde yabancı yatırımcıdan korkmamanız lazım. Yani örnekleri var. Bir Dubai'ye bakarsınız. Kendi nüfusunun çok daha üstünde insanları var. Ama evet. onu bir yere aldı. Hiçbir zaman oy veremezler. Ayrı mesela. Bir statüde değerlendirir. Ayrı bir statüde değerlendirir. Buyursun parasını getirsin. Çalışsın, katkı koysun. Tabii ki. Katma değer katar. Aynen. Yani her yabancı çalışan da yatırımcı da ülkenize katma değer katar. Yani bugün bu bizim ülkemize yerleşen yabancılar da geldi buradan ev aldı, işte toprak aldı. Tamam ama bakın o ev alan insanlar sizin marketinizden, sizin kasabınızdan, sizin benzin istasyonunuzdan, tabii. sizin hırdavatçınızdan, sizin esnafınızdan alışveriş yapar. Yani maaşını belki kendi ülkesinden alır. Gelir maaşını burada harcar. Aynen. Yani bir av aldı, aman da ev fiyatları çok arttı diye düşünmek o, de gerekir. Bir tarafı. Ama tabii. bunun da katma değerinden maksimum seviyede faydalanmak gerekir. Biz o fayda noktasında eksikliklerimiz var. Tabii. Bu yani
Biz faydalanmıyoruz, sadece eleştiriyoruz ve engellemeye çalışıyoruz. İşte engel getirelim, yabancı ya konut almasın, işte arazi almasın. Engel getirme, düzenleme getir. Düzenlemeyle oluştur bu sistemi. Çünkü senin ona da ihtiyacın vardır. Tabii, tabii. Zaten o insan seni tercih ediyorsa, sen kendi güzelliklerine bir bak. Evet, beni bir yerlerden kaçıp herhangi bir sebepten dolayı kendi ülkesinde yaşamak istemeyip benim ülkemde yaşamak nedeni nedir bu insanın? Demek tabii. ki olumlu bir şeyler de vardır. Tabii. Biz tabii. onları da bir masaya yatırmamız tabii, lazım. Tabii tabii. Bu insanlar kanundan kaçmıyor. Sadece yeni yaşam kesinlikle, arıyorlar kendilerine. Kesinlikle. Yani bizim yani. İşte görüyoruz. İşte 60 yaşında, 65 yaşında İngiliz ikametgah burada olan insanlarımız var. Kemiklerinin ısınmasını istiyorlar. Evet, huzurlu bir şekilde tabii. gelir. Burada yaşar. İşte güneşli günde çıkar, güneşlenir. İşte marketine gider. Yani pazardan alışveriş eden yabancıları ben gördüğüm zaman çok mutlu olurum. Tabii. Onlar da çok mutludur. Evet. Çünkü yapamıyorlar kendi ülkelerinde. Evet, yani tabii. bir pazar yerine giden, Girne pazarında veya Lefkoşa'da pazar yerine giden ve insanları görün, yabancı insanlar filecikler ellerinde, torbacıklarında güzel alışveriş yaparlar. Ve beni çok mutlu eder bu. Tabii. Yani bundan gocunmamamız lazım. İstila olduk şeyi almam ben de aslında. Yani, yabancıların olması. Ama tedbir almamız. Katkısı vardır. Tedbir almamız. Bunu bir planlama çerçevesinde yapmamız. Evet. Bunu doğru zeminde yapmamız çok önemli. Çünkü yani müteahhitler hedef de alınıyor burada. Biz sanki şöyle yani orada hep yardımcısın, müsteşarsın. Yani bakın Girne'de şöyle bir olay var. Girne'de belediye başkanı bu projeyi yapacağım der, zaman verir, süreç verir, yapar, yeder bilmem ne ve bitti der, bir de yaygarasını yapar böyle. Çok başarılıdır. Biz yapılıyor yaygarasını yaparız başbakanlık seviyesinde. Ama bittiğini daha müjdelerini daha veremiyoruz. İşte 2024'te oluşacak ya bu şey. Evet. Bence böyle arada birkaç tane de böyle güzel biten bir şeyler lazım bize böyle basketbol maçı gibi. Yani PR'ımızda bir eksiklik var. PR'da evet bitenleri yeteri kadar uzman veremiyor. Arkadaşlarımıza onu da tabii ki söyleriz. Bir PR konusunda da bir çalışma yaparlar. Çünkü biz işin reklam tarafında değiliz. Tabii biz, sen mutfandasın. Biz işin tabii. mutfak tarafındayız. Peki. Çalışma peki, tarafındayız. Peki niye Cumhurbaşkanımız diyor ki nüfusumu ben biliyorum diyor. 410 bindir diyor. Net bir açıklama yaptı. Peki DPV biliyor mu nüfusumuzu? Nereden almıştır bu bilgiyi tabii Cumhurbaşkanı? Tabii ki şimdi ilk önce şuna karar verelim. Bilime inanıyor muyuz? Herhalde. İstatistik de bir bilim dalı mıdır? Hem de nasıl? İstatistik bilime de inancımız varsa biz istatistik kurumumuzdan verileri alıyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu veriler üstünde yapıyoruz. Hı hı. Ha şimdi benim ne yetkimdir ne haddimdir nüfus hakkında yorum yapmak veya nüfus açıklamakla ilgili bir şey söylemek. Yani ama biz bütün çalışmalarımızı istatistik kurumumuzun bize verdiği rakamlar üzerine yapıyoruz. Ve biz istatistik kurumumuzun da verdiği rakamları tam olmasa bile yani %100 net doğru olmasa bile yaklaşık olduğunu bilir. İnanır ve ona göre çalışmalarımızı yaparız. Tabii. Bizde hiçbir sıkıntı yoktur. Bugün seçimleri istatistiklerle, anketlerle, tabii, anketlerle %1 söyleyebiliyoruz artık. Yani artık istatistik bilimi küçümsenecek veyahut da göz ardı edilecek bir bilim değildir. Ve bizim istatistik kurumumuz da çok başarılıdır bu konularda. Çok iyi çalışır. Çok uzman arkadaşlar var orada görevli. O yüzden biz istatistik kurumumuzdan aldığımız veriler ışığında bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmaları da yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki siyasi otorite ne zaman karar verirse bir nüfus sayımı yapılsın veyahut yapılmasına karar verirse o zaman yapılır. Bu veriler de ona göre tekrar güncellenir, yenilenir. Ama şu andaki verilerimiz... O zaman istatistiğe göre mi konuştu Cumhurbaşkanı yoksa DPÖ'nün kullandığı rakamlar mı? Kesinlikle yani zaten DPÖ'nün kullandığı rakamlar da istatistik kurumundan elde edilen bilgilerdir, rakamlardır. Muhtemelen oradan almıştır diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi yani orada müsteşar olarak zor durumda bırakmak istemiyorum seni ama sormasaydım bu soruyu da beni vururlardı. Yok tabii ki soracaksınız olur mu? Çünkü bir 410 bini çünkü Cumhurbaşkanı yani muhakkak şey yaptı orada telaffuz etti. Böyle bir şey. Çünkü bir de biliyorsunuz yalanlar var. Daha büyük yalanlar var. Ve bunların en büyük yalanları var. İstatistikler diye geçer. Onun için istatistikler formüle edilen şeylerdir. Yani kolay değil. Kesinlikle. Peki o zaman verilere ne kadar hakimiz? Yani
giren çıkan nüfus, talebemiz, kaçak işçi, DEPÖ bunlarla da uğraşır mı? DEPÖ bunlarla nasıl uğraşır? DEPÖ bu verileri ilgili kurumlardan, bakanlıklardan talep eder. Belirli periyotlarda talep eder. Bütün çalışmalarını da bu rakamların üzerine yapar. Tabii ki bellidir. Yani sizin muhaceret işlemleriniz, İçişleri Bakanlığı'nda muhaceret işlemleriniz, ülkeye giren çıkanların, doğan ve ölümlerin kayıtların tutulduğu bakanlığınızda. Aynen. Bunlar entegre miler. Çünkü yani giren adamı biliyorsun, tabii çıkmadığını da biliyorsun. Çünkü tabii ki, adamı tabii yakalıyoruz ki dışarıda. Tabii ki. Bin gün adam yani 3 kaçak, sene, 4 kaçak sene burada. Kaçak nüfusunda yaklaşık olarak ne kadar olduğu bilinmektedir. Bunlar zaten hep muhaceret verileriniz vardır. Yani çünkü muhaceret verileriniz, polis muhaceret ve sivil muhaceret, yani İçişleri muhaceret ortaklaşa çalışır. Evet. Yani bütün muhaceret bilgileriniz, ülkeye giren çıkan oranınız, Eğitim Bakanlığımızda öğrenci sayımız, bunlar hepsi tabii ki bellidir. Yani yabancı öğrenci sayımız, tabii ki her şey bellidir. Yani belirsiz bir şey yoktur. Ha, bunları toplarsınız bir yere, kümülatif hale getirirsiniz, verilerinizi ona göre çalışırsınız. O zaman şey sorayım, yani bunun bir siyasi anlamı var mı, biz bunları niye deklare etmiyoruz? Yani böyle bir şey bizi tutuyor. Yani nüfus açısından anlam planında biliyorsunuz nüfus üzerinde anlaşmalar gelişmişti. Ve evet, hatta o zaman hatırlıyorum normal Kıbrıslı nüfusun üzerine 50 bin de yerleşik nüfusu kabul edilecekti. Evet. Ve onun içerisinde bir ayrıcalık, şimdi evli olan da mı bu 50 bine dahildi? Yoksa Rum bunu 50 bin evli olanları da dahil ettiler ve biz bunu kabul görmemiştik. Çünkü evlilik dolayısıyla yurttaş olanlar 50 bini çoktan geçmişti zaten. Bir de bir yerleşik nüfusumuz vardı. Tabii ki. O nasıl olacaktı? Mesela bunu ben bir sebep olarak düşünüyorum. Bu sebeplerden dolayı mı biz verilerimizi açıklamıyoruz? Çünkü Rum bize bunları hep yüzümüze vuracak. Avrupa Birliği'nde geçerli nüfus sayımları, istatistikler hep kale alınacak ve orada tutulacak. Yani siz geri dönüşü yapamayacaksınız. Hayır, bu böyle değildi, öyleydi diyemeyeceksiniz. Çünkü Avrupa Birliği'nde bunların istatistikleri belli olacak. Bizim ürettiğimiz istatistikler. Biz o pozisyona girmek istemeden mümkün olduğu kadar bunları göğsümüze, kartlarımızı göğsümüze yakın tutuyoruz. Kimse görmesin ama biz biliyoruz. Öyle bir konumumuz var gibi geliyor bana. Yani stratejik olarak öyle bir konum var mı yok mu net olarak bir şey. Ama bu doğruysa muhalefet bunu niye görmüyor? Onu da ben. Yani tabii ki şimdi yani muhalif kesimin, muhalefetin bu söylemi bugünlerde çok dillendirmesinin nedeni, normal şartlarda aslında 10-15 yıl arasında her ülkede bir nüfus sayımı gerçekleşmesi gerekir aslında. Ama sadece bu nüfus sayımı derken yanlış anlaşılmasın, yani işte 1-1-1-1-1-1 sayım değildir bu. Yani sizin nüfusunuzun demografik yapısıyla birlikte, işte eğitim yapısıyla birlikte, harcama alışkanlıklarıyla birlikte, sosyal alışkanlıklarıyla birlikte, kültürel alışkanlıklarıyla birlikte bir aslında nüfus sayımının esas adı budur aslında. Yani ben işte insanları hane bazında saydım, 1, 2, 3, 4, 5, 50'yi buldum değildir nüfus sayımı. O kadar efor yapacaksan yani bu nüfus çok sayımı, daha detaylı evet, olur. Tabii, tabii ki yani 5 kişilik bir ailede işte ne kadarı yüksek öğrenimlidir, ne kadarı lisans üstü eğitimlidir, ne kadarı işte lise mezunudur. Demografik yapıyı çıkarırsın. Demografik yapıyla yani o 5 kişilik ailenin harcama alışkanlıkları nedir? Tabii. Aylık gelirlerinin ne kadarını işte gıdaya, ne kadarını giyime, ne kadarını işte sosyal hayata harcadıklarıyla alakalıdır. Yani tüm bunlardır aslında bir nüfus sayımı dediğimiz olay budur aslında bizim. Ama bizim nereye takıldı? İşte kaç kişiyik? Kaç kişiden ziyade bugün toplumdaki, sizin de az önce dediğiniz gibi işte bir restoranta gideriz, bir yerli veyahut da Türkçe bilen bir garsona rastlamıyoruz. Bir demografik yapıyı da bakmak lazım. Hangi sektörlerimizde ne kadar yabancı çalıştırıyoruz? Hangi sektörlerimiz yabancı çalışanı tercih ediyor? Neden tercih ediyor? Ucuz iş gücünden dolayı mı? Kaliteli hizmet sunabildiklerinden dolayı mı? Demek ki bizim garsonluk veyahut da turizm veyahut da mutfak sanatlarında eksikliklerimiz mi var da biz yabancı çalışanı alıyoruz buralara, çalıştırıyoruz. Yani
Nüfus sayımı işte hep budur aslında. Bunları görmek lazım. Yani bugün restoranlarımızın mutfaklarında aşçı olarak dediğimiz, yani şef dediklerimiz yabancı sahip. Neden yabancılardır? Biz yerli aşçı veyahut da şef yetiştiremiyor muyuz da bunları tercih ediyoruz? Dur. Yoksa ucuz iş gücü oldukları için mi tercih ediyoruz? Bunu ayrıştığımı bilmek lazım. Bu noksanlığı bilmek lazım. Ki ona göre... Ama bunları yapmasak bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Tabii ki. Tam da zamanıdır diye düşünüyorum. Çünkü yani, hakikaten yapımızda kuruluşunda, altyapımızda ve sosyoekonomik durumlarımızda o kadar bir değişiklik var şu anda. Bunu saptamamız lazım. Evet. Ve bunun bence bir an evvel olması lazım. Yani bu yani nüfus umuyorum sayının. Erken bir zamanda yapılır, yapılacaktır da veyahut da vardır öyle bir şey, çalışma diye. Yani bizim devlet planlama örgütü... Evet. Bilmediğimiz bir şey yok zaten yani, diyorsunuz. Evet. Tabii. Bu ucuz bir trik değil mi? Yani nüfusumuzu bilirsek işte belediyelere daha çok para verecek. Onun için nüfusumuzu saymıyoruz, belediyelere para vermeyelim diye. Şimdi, bir de söylenti var biliyorsunuz. Şimdi aslında tam tersidir o. Biliyorsunuz merkezi kayıt sisteminden belediyeler yani... 2024 yılında, çünkü 8 belediye şu anda bu çalışmalarını tamamladı. Hmm. Diğer belediyeler de yakın bir gelecekte tamamlanacak diye umut ediyoruz. Ve onlar mekana dayalı sayım sistemini gerçekleştirecekler. Hmm. Aslında belediyeler 2024 yılı içerisinde kendi hudutları dahilinde kaç kişi ikamet eder? Bunların kaç tanesi vatandaştır? Kaç tanesi çalışma iznidir? Hmm. Kaç tanesi yabancıdır? Kaç tanesi kaçaktır? Kaç tanesi kirada oturur? Kaç tanesi kendi mülkünde oturur? Hepsini mekansal kayıt sisteminden çıkaracaktır. Hı, anladım. Yani o, yani kimse böyle ucuz şeylerle işte saymazlar, belediyeler katkı almasın. Yok, zaten belediyeler yasası çerçevesinde. Bu görev belediyelere verildi. Bu çalışmalarını yap, bize de bildir. Yani 2024 anladım. İçerisinde bütün belediyeler bu sisteme geçtiği takdirde ülkedeki nüfus, demografik yapıyla ilgili birçok soru işareti olan noktanın da cevabı alınacaktır diye ben rahatlıkla anladım. Söyleyebilirim. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Rica ederim. Eminim söyleyecek şeyimiz var, sorularımız var ama süremiz bu kadar maalesef. Vallahi aslında daha çok konumuz vardı ama... İşte aldık başını gittik böyle işte bunlar böyle. Sen fazla hazırlandın ondan. Yok aslında. Detay çok ama depoden gelin. Detay çok sizde. Ben biraz da şeylere değinmek isterdim ama madem süremiz kalmadı inşallah. Hiç kalmadı. Bir dakikada ne sığdırabilin? Ocak-Eylül tarihleri arasında yine Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla ülkede yapılan tüm sektörlerde yapılan denetimlerle alakalı çok kısa bir bilgi vereyim. Aha. Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi tarafından 11.110 denetim yapıldı. Bunlar kira, KDV, vergi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri tarafından 6.280 denetim yapıldı. Ekonomi Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi tarafından 2.363 denetim yapıldı. 2 milyon TL'lik ürüne el konuldu. 66 iş yerine de 300 bin TL'ye yakın ceza kesildi. Yani denetimler var yani. Bir söylem var ya sokakta işte denetim kimse yok. Kimseyi denetlemez. Sayın Başbakanımız Ocak ayında verdiği bir talimatla hala daha sokakta birçok kurumumuz, yani Çalışma Bakanlığı, Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Veteriner Dairesi, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı tüm unsurlarıyla sokaktadır, denetim altındadır. Her şey. Rakamlarla getirmiştim ben ama süremiz yatmadı. Kısaca bir bilgi verdim. Teşekkürler. Yani sağlık dediğinde sağlık ocakları, sağlık hizmeti veren... Tabii sağlık şey kurumları özel hastanelerden tutun da gıda hijyenine kadar veteriner dairesiyle birlikte, tarım dairesiyle birlikte biliyorsunuz manavımızda, marketimize satılan işte sebze, meyvelerimizin denetimleri, raflarda etiket, KDV oranların denetimleri, vergi dairemizin yaptığı çalışmalarla işte kira, stobaj denetimleri. Bunlar rutini de geçti artık bunlar. Yani devamlı bir devamlı denetim. Bir
İşte pahalılığı durduramadığı için bu denetimler bir i̇şte şekilde pahalılık, her şey pahalılık, buraya giriyor. İşte pahalılıkta yani biliyorsunuz şimdi kış aylarına girdik. En büyük endişemiz bizim Devlet Planlama Örgütü'den büyük endişemiz. İşte enerji arzının talebinin çoğalacak, arzında bir düşüş olursa enerji fiyatlarının artışı, enerji fiyatlarının artışından dolayı işte TÜFE hayat pahalılığına yansıması, akaryakıtta bir sıkıntı olabilir mi, fiyatlar evet. artabilir mi? Dövizin dalgalanması hareketli bir döneme girdi. Gene bir hareketli bir süreç yaşıyoruz dövizde de. Dövizin ne kadar yükseleceğinin işte öngörülmesi, ona göre bir çalışma yapılması. Hep bunlar işte sizi bir keşmekeşin ve bunalımın içine sokuyor aslında. Müneccim olmak lazım bilmek evet. için bazılarını. Evet, evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dürali Güçlüsoy'u dinlediniz. Depo Müsteşarı. Daha çok rakamlar konuşacaktık ama bize daha fazla vakit lazım. Onun için biz Dürali Bey'i daha sonra yine alacağız ki o rakamları konuşabilelim. Peki Dürali Bey'e teşekkür ederken sizlere de teşekkür ediyorum. Sabahın 7'sinden beri birlikteyiz. Sizlere çok ama çok güzel bir gün diliyorum. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Hoşça kalın.